mesela Fenerbahçe... sizin şöyle bir yorumunuz vardı hatırlatayım izninizle hocam neredeyse tamamı yedilik oyuncu diyordunuz Evet. şimdi Fenerbahçe mesela 8-9'lar var Bak. en azından şöyle kariyeri Tekrar onu söylüyor abartmak da istemiyorum aslında Icardi ile ilgili çok önemli bir e, gördüğüm en iyi centerboard Türkiye'de dedim şimdiye kadar yaşım yettiğince ama orta saha oyuncusu olarak da çok önemli oyuncular geldi Türkiye'ye forvet arkası Alex Hac'i Bunlar büyük oyunculardı. Savunmanın önünde oynayabilen yetenekli oyuncular vardı. Burada bir parantez açayım. Yerli olarak Avrupa'ya iyi ücretle gidebilecek önemli oyunculardan biri de İsmail Yüksek'tir. Evet. O da çok farklı ya bayağı bir ilerleme kaydettiğini söyleyelim. Ve eğer çok daha önemli bir oyuncu olmayacaksa bence İsmail Kartal'ın değişmez oyuncularından bir tanesi isim, isim Adaşıdır ki olmalıdır da hakikaten de devamlılığını beğeniyorum. Oyun görüşünü beğeniyorum. Yardımlaşmasını beğeniyorum. Yardımlaşması top rakipteyken yaptığı hücum değil sadece. Onu iyi yapıyor da Emre Belezoğlu'nun iyi zamandaki gibi. Galatasaray dönemdeki gibi. Ama bir de örneğin top perdeye geldiği anda hemen 10 metre açılıyor alıyor. Avrupa'daki oyuncuların en büyük farkı City'de Guardiola'nın en büyük farkı yardımlaşmayı Top kendilerindeyken yapan. Alan paylaşıyor. İsmail'de bu temel bir özellik olarak var. Ersun hocam mı onu kiralamıştı vazgeçmişti? Biraz erken vazgeçilmişti. O. hatırlamıyorum. Bu yani kiralık gitti bir ya bunlar o dönemki için geliş, oyuncular hep gelişime açık. Belki işte işe yaradı. Mesela Galatasaraylı Barış'ta iki sene çok daha farklı bir yerlere gelecektir. Bak, göreceksiniz Barış'ta gelişme çok açık bir oyuncudan bahsediyoruz. Ki bir sene çok gelişti. O Ama şeyden. tekrar söylüyorum Şimanski de çok farklı bir karakter. E, Tadiç çok yetenekli bir oyuncu. Skor yapan bir oyuncu ama o fret, böyle cikletler, diye, ben Cemil abi'yi severdim, Cemil abi, işte Rıdvan cikletlerden çıkardı, işte Tanju çıkardı, Metin Ali Feyyaz çıkardı, gibi gibi. İyi oyuncular çektikten sonra sevindim. Trabzon. Orta, forvet yazardı bize. Evet. Santafora, Santafor demezdi, forvetlerdi. Forvet. Forward. Defans yazardı Alparslan'a, yani, Fatih or Terim'e. Orta sahayı Orta sahaydı, orta saha derlerdi. Şimdi özellikle on numaralardan sonra forvet, orta saha, sol işareti olabilir savunması hücumu kadar önemli olmasa da bir orta saha olarak bir orta saha oyuncusu olarak Türkiye'deki şimdi Torera en iyi savunma ve pres ...önlü e, ön olsun diyorum evet, ben. Evet. Türkiye'deki en iyi forvet arkası son yıllarda Alex gibi golcü bir forvet arkası gelmedi. Talisca'ydı mesela evet. benim için. 2-3-1'in için. Fakat bu tip oyuncu düşünüyorum inanılmaz iyi bir, bir transfer. Devre arasında söyledik. Şimdi bir olay anlatayım ama olaya gelmeden önce Acun'la sohbet ediyorduk. Ee, dün sohbet ederken e, Fred'den konu oldu. Hakikaten de Fred şimdi daha Katar'da dünya şampiyonasında Brezilya milli takımı favoriydi Arjantin'le birlikte. iki maç banka oynadı. İki maçta sonradan evet. girdi. Evet. Kamerun maçında falan da oynadı. Fakat aynı Fred Manchester City, Manchester United 3 Haziran'da mı oynadılar? FA Cup finalinde. Orada var. Banka oynadı. Premier Lig dediğin ligin City, Arsenal, Chelsea, Liverpool'un içinde 3. olan bir takımın 56 maç oynayan bir oyuncusu ve son resmi maçında da United'ın ve teselli olacak olan önemli Efe Cup bizim kupa gibi değil. O maçında oynayan bir oyuncu geldi Fenerbahçe'ye. Ve gelen oyuncuyu da gördüm ki Önce bir kramp girdi. Arkadaşlarından yardım istedi. Ama böyle yapmadı. Devam etmek istedi. Ben bu tip karakterleri seviyorum abi. İşte ilgili de aynı şeyleri söyledim. Fred'in de Fenerbahçe'nin bana göre Ceko'da dahil, Tadic'de dahil, Şimalski'de dahil en iyi transfer ediyorum. Fred'in bugünkü performansı. Bugünkü performansının dışında tabii biz... Ha oraya geleceğim. Mec Manchester United'ın tabi taraftarların görüşleri çok önemlidir gençlerimizin de. Hı hı. E, tutkulu taraftardır. Örneğin Beşiktaş hı. taraftarı, Galatasaray taraftarı veya Konya Spor taraftarı oyuncuları ile ilgili fikirleri vardır. Acun Ulucalı dedi ki Manchester United taraftar sitesine girdim. Fred'in gidişiyle ilgili yorum almışlar. Yüzde yetmiş bir gitmesini üzülen ve anlamsız bulmuşlar. Oradan ben de şu örneği verdim. Aziz Bey 2000'lerin e, başında e, Fenerbahçe başkanı, başkanı, olarak dedi ki ben o zaman yorumculuk yapıyorum. Şansal abiyle birlikte çalıştık. Kulakları şimdisin. Bizde sağ olsun emeği de vardır. Şansal abiye rica etmiştim. Sağ Paulo yolladı beni. Korintiyaz, Sağ Paolo, oynadığı aynı şehirdeler zaten. Dodo diye bir oyuncu var. Bunu bir izledi. dedi. Benim de oyun görüşüme inanıyor. Bana bir Fenerbahçe kulübünün bize bir şey söylemesi bizim için bir emirdir. Atladık gittik. Ya bir maçta karar vermeyeyim. Bir maça daha gittim. Başka oyuncular da, da dikkat edecek. İşte, Dodo evet yetenekli bir oyuncu. Fakat o zaman zamanki 10 milyon dolar istiyorlar bonservis. Bu arada Brezilya'da menajerlere oturduğun zaman konuştuğun zaman ne kadar bu oyuncu diyorsun? 5-10 diyor. 5 ile 10 arasında 5 milyon 5-6 yani <laughs> desene. Ben ne yaptım ha? Antrenmanlara da gidiyorum. Çok yan yana Palmeiras, Sao Paulo kulüpleri. Hı hı. Aynı bölge. E, aynı bölge. Corinthians Taksiye biniyorum, şuraya götür diyorum, taksiyle Taksi sohbet ediyorum, soruyorum. Dodo, Franka falan. Ya baktım ki yani Franka bir oyuncu var, Lyon'a gitti sonra. Hakikaten gözlemlerimde de zaten ben arkadaşlar taraftalar dediği bir oyuncuyu beğenmemezlik veya beğeneceğim diye bir şey yok. Ama gerçekten de bugün yolda Fenerbahçeli bir taraftara, Galatasaraylı bir taraftara sorduğunuz zaman yani Icardi gibi şu anda gündemde olmamasına rağmen müthiş bir kariyeri var. 5 yıl Manchester United'da oynamak kolay değil. Çok önemli. Bir de bakıyorum oyuncuyu. Ben orta saha oyuncularını iyi analizden Ben orta saha başladım futbola. Sağ iç var. Ben direkt sağ iç oynayan dört üçüm, bir oyuncusuydum. Devamlılığında iyiydi. Rahmetli canlandı. Hem benim özelliklerimden biri. Forvet attı. Fred hakikaten de. E, Ali Koç döneminde aldığı en iyi orta saha oyuncusu. Tartışmasız. Yani 9. yıl, 6. yıl mı Ali Bey'in? Galiba evet. Bir sürü de transfer yaptı değil Tabii. mi? Ceko da önemli bir transfer. Yüzlerce <laughs> Belki de gol kral olacak. O da eyvallah. Bu ama başka bir oyuncu almış durumda Fenerbahçe. Hocam bir e, biraz sonra reklama gideceğiz ama gitmeden e, sizin biz devre arasında sohbet ederken enteresan bir saptamanız vardı onu hatırlatayım. E, Tadiç ile ilgili her duran topu Tadiç'in kullanmasıyla ilgili Benim bir e, saptamanız var onu paylaşır mısınız? Evet hocam? şöyle. E, şimdi Tadiç sürekli oynayan bir oyuncu. Bir kere çok önemli bir özellik. Ben bu tip oyuncuları severim, çok severim. Ben de öyleydim. Bir şey hatırlayayım. Fener'de oynuyorum. Beşiktaş oynuyor bizim rıza. Aynı evde kalıyoruz. Dere boyunda arkada bir onların Allah razı olsun onların evinde kalıyordum o yıllarda o yıl. Akşam üzeri ben dere ağzından geliyordum. O Fulya'dan geliyordu. Veya Şeref Şerefsin Fulya'dan geliyordu. Mahallede maç yapardık biz. Bildiğin top oynardık. Böyle taşlarla. Hiç abartmıyorum ha çocuklar onlar da bizi beklerlerdi, Çocukluğumuzda biz ben e, futbolcu değildim ben topçuydum. Futbol oynamıyordum ben top oynuyordum çocuk gibi. Tadiç işte böyle bir oyuncu. Her yere gitmek istiyor, istiyor. sürekli. Ama şunu söyleyeyim bugün ikinci Devleti Allah'tan İsmail Hoca muhtemelen uyardı. Sürekli sol sıcak hava, nem var. Soldan korner oluyor. O gidiyor sen gidiyor top, oraya gidiyor. Kaldı ki elinde İrfancan gibi, Cengiz gibi... Tabii özellikle Cengiz acaba, var mesela. Dünya futbolunda yavaş yavaş oluyor ve Türkiye'de duyuyorum böyle şeyler. Asiste de para mı kazanıyor acaba bu oyuncu? Ha. Benim kafam orada... Bonusu mu var? Çok yanlış bir uygulama. Öyle olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum. hani Birkaç tane o cübülü... ilgili de duymadım açıkçası. Ama gördüğüm tablo sürekli bazen kendisini yormuş olmasına ...ki İsmail Hoca muhtemelen devrede uyardı çünkü... Hem soldan hem sağdan gitmedi bu kez. Çünkü e, kendi de dinlenmesi lazım. Mesela Avrupa şampiyon olursak şu kadar bonus. O, 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 Şampiyonlar bu kadar bonus ama böyle maç maçsa eğer böyle bir duyum da yok. Ama böyle bir hissiyatım var gördüğüm tabloda. Kendisi için de eksi e, e, olur diye düşünmüyor Değilim açıkçası. Pozisyonla ilgili, gol pozisyonuyla ilgili de yorumumu merak ediyorum. Hem onu merak ediyorum hem de bir sorum olacaktı. Bir reklamdan önce. Şöyle Şimdi tabii bunu hakem hocalarımızın kuralları daha net bir şekilde okudukları için ben de istedim arkadaşlarımla ama çok acil olduğu için asil sağ olsun her konuya koşar bizim yanımıza ama o maddeyi göremedim. Ama şimdi pozisyonu ben şuradan beraber mümkünse e, tarif edelim. Şimdi orada neden offside verdi? Bir, varı dinledi. Dedik pozisyonun başlangıcında foul var dedi. Muhtemelen de şu soruyu sordu. Ya dedi bunlar yani rakip takım Samsun sporlu oyuncu. Yani beyazlar topu çıkarabilme şansları var mıydı? Yani nasıl diyeyim size. Topu sağlıklı tarz, işte, oyunu kontrolünü al, almış dedi, o. o da izledi izledi Hakan Ceylan değil. Ben olsam Volkan Hoca'nın yerine bir de ben kendim gider izlerdim. Bu bir Cemme koyalım. İki oyuncu aklımda söyleyeyim sana. Evet Tadiç'e geldi. Yardımcı hakemde haklı olarak çünkü ancak çizebilecekleri bir offside. Evet, Doğru da evet. oynattı. Sonunda o top gitti iki hücreye. Ceko indirdi. Bakın Samsunlu oyuncu uzaklaştırmaya çalıştı. Burada uzaklaştırmaya çalışırken Fenerli oyuncu vursa gol yapsa her türlü eyvallah offside derim. Ama Fenerbahçe'li oyuncu da geçtikten sonra tekrar top Samsunlu'ya geldi. Ceza sahasının önünde, önünde Osman'a geldi. Evet. Osman son anda Paralel çizgiye açtı. paralel basarak biliyerek yani. isteyerek attı. Evet. Ama yine de baskı altında diyebiliriz. Ama sana attım ya top. Ben evet, ben tutamadım Hayır tutamadım değil. Şu daha tarafı açın Hayır. Evet. Osmanlıdan geldi. Samsun'un oyuncu topu stop etti. Bak stop etti. <laughs> Fenerbahçe'de baskıya bakın. Biraz daha çekti yarım metre topu. Bak oynuyor, alıyor, Çalım atıyor. O anda da önü boş. Şöyle bir örnek atayım. Vurdu topa beyaz oyuncu ilerideki beyaz. Gitti gol oldu. Ne yapacağız? Olabilir. Gördü beyaz oyuncu. Kontra vurdu, gol yaptı. Ama Samsunlu oyuncunun bakın Osmanlı'dan geldikten sonra bir topa dürttü. Oynadı. Hadi ona da eyvallah. Ona da kaldırıp ama burada Samsunlu oyuncunun uzağa topu şöyle pas atma şansı var. Bu oynama şansı geldi ona. Evet. Bunu kısa oynamayı olarak, tercih etti. Kısa oynamaya kalktı. Ben katılıyorum. Ben de dolayısıyla futbolun doğasında bu net bir gol. Katılıyorum. O zaman şu soruyu sorup reklamı pas atıyorum dedim. Yani uzaklaştırdı, uzaklaştırmadı diye. Şimdi biz İsmail'den açtım oyuna. Ama, şimdi ama. de Volkan ve Hakan Hoca'nın imdadına yetişti. Evet. E, tartışmaları biraz farklı evet. noktaya taşıdı. Soru şu. Eğer Livakovic gelmezse Bence çarşamba gelecek. Öyle hissiyatım var. Peki bir numaralı kaleci kim olmalı reklamlardan sonra? Reklamlardan Yolunluğu sonra. <laughs> evet Zagreb e, veda etti kupaya ve Livakovic konusu tabi e, alevlendi ama diyelim ki Livakovic yok. İrfan Can'la e, Altay arasındaki tercihiniz ne olurdu hocam? Bu da önemli bir soru. O kadar geniş kadrosu var ki Mesela İrfan Can'a mümkün olduğu kadar kahveci bir müddet dışarıda deplasmanda oynatmalı. Hı. Yani Seyirci yani psikolojik psikolojik psikolojisi. Olarak. Evet. Altay'la da ilgili e, aynı şeyi söylüyorum. Ama e, gördüğüm tablo şu. Samsun'da Altay'la başlamadığı için Fenerbahçe, Livakovic hayırlı olsun diyorum. Yani gidişat onu gösteriyor. Evet. Dinamo Zagreb'in elenip elenmemesi değil. Evet. E, ama Altay'ın bugün yedek kalmasından gördüm ki Altay'ın da belki ikinci kaleci Fenerbahçe'de İrfancan olacak. Livakovic geç Altay gidecek gibi görüyorum ben. Bakalım neler oluyor olur. olabilirim ama. Ee, benim tahminim Bekleyip göreceğiz. Daha ee, haftaya bak. kimle oynuyor Fenerbahçe? Başakşehir. Ertelenmezse. Ertelenmezse. Maç. Başakşehir maçında e, sahaya İrfan Can. çıkar. Ne takım oldu mu? değil mi ya? Evet. Ee, hemen verelim. Önce İsmail Kartal, Sayın Kartal neler söylemiş? Maça çok iyi başlayamadık. Daha güzel bir zeminde oynamak isterdik. Zemin ilk 15 dakikalık dilimde oyunda tutuk kalmamıza neden oldu. Devre arasında oyuncularımızla zeminle ilgili konuştuk ve nasıl oynamamız gerektiğini planladık. Yeni transferlerimizin kalitesi belli. Henüz tam hazır değiller. Bir haftadır birlikte antrenman yapıyoruz. Dikkat ederseniz iki yeni transferimizde Fred ve Cengiz kramp ak Ekranmış. Evet, evet. e, takımın seviyesine geldiklerinde çok daha fazla katkı sağlayacaklar. Zamanla yarışıyoruz. 2 gün sonra Twente maçımız var. Elimizdeki en sağlıklı oyuncularla Twente karşısına çıkıp rövanş maçı için avantajlı skoru yakalamak istiyoruz demiş Sayın Kartal. E, Fred var demiştiniz arkadaşlar. Kartala bir yorumunuz Yok, var mı? Yok yorumu da doğru. İsmail Kartal'da e performansından dolayı en azından sezon başı itibariyle tebrik ediyorum e, Hüseyin Eroğlu, Sayın Eroğlu'nun eee ekranda. ekranında plan demişin. Efendim Fred de gelecekmiş. Tamam. Planlarımız içinde Fenerbahçe'yi konfor alanından çıkarmak vardı ve ilk yarıda bu planımız tuttu. İlk yarıda rakibe göre daha çok pozisyona girdik. Rakibin Ceko, Fred bağlantısını kesmeye çalıştık ve başardık. Savunmada iyi durduk ancak bulduğumuz pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyordu. Sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Golü yedik ve oyunu kaybettik. Fred'e de bakalım son olarak. Bu akşam genel olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Çok top kaybettik. İkinci yarıda daha iyiydik. Arkadaşlarımı yeni yeni tanıyorum. Bir gol kaçırdım. Bir tane de attım ancak sayılmadı. Türkiye'ye geleli iki hafta oldu. Sıcağa da alışmaya çalışıyorum. Her geçen gün hem takıma hem de ülkeye daha fazla uyum sağlıyorum demiş. Fenerbahçelerin sevgilisi olur. Bu sözü unutmayalım. Böyle altın çizerek söyleyeyim. Sevgilisi olur.